denizde balık boğulan. Attım göle olta, çektim paparoza ve koydum kavanoza. Baba! Efendim Gökhan? Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Selamun aleyküm. Dedik başımıza geldiğine işler gel. Evet arkadaşlar, bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber TikTok Magazin 38. bölümü çekeceğiz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel konularımız var. Hiç zaman kaybetmeden bu videoya sadece bir beğenini istiyorum. Zaten 2 beğeni atamıyorsun, saçmalama. Saçmalama. Yulmuk yersin. Arkadaşlar videomuza geçiyorum. Bugün gerçekten hiç zaman kaybetmeyeceğiz. Neden mi? Çünkü ben aşık oldum. Ama karşımdaki beni görmüyor. İlk konumuz sosyal medyada Mika Raun olarak bilinen ama gerçekte adı Mikail olan bir kardeşimiz var. Biliyorsunuz. Bilmeyenler için. Neyse aşkım, kahvaltımı yaptım, zindeyim. Güne başlamaya hazırım. Hadi bismillah. Hadi bismillah ya. Bismillah aşkım. Kalktım. Bu kardeşimiz estetik ameliyat oluyor. Dişini, dudağını ve burnunu yaptırıyor. Ve bu halden biraz sonra göreceğiniz hale kavuşuyor. Estetik var mı sende hiç? Evet. Hiç yok. Hiçbir anlatmayı düşünmüyorum şahsen. Çünkü o dönemin bittiğine inanıyorum ben. Evet. Bazı fenomenler var ya hani. Evet. Estetik yaptırdıktan sonra izlemeyi bırakmıştım. Neden lan? Sebep? Çünkü hayatım kamerada doğal olmak gerek ve güzel gözükme kasıntısı başlıyor bir süre sonra insanlıkta. O samimiyet gidiyor gittiğinde. Çok tehlikeli bir şey. Ben de yaptırsam kesin bende de öyle olur. Doğru. Aa. Evet, o halden bu hale geliyor. Sayın Başkan, siz mi susturacaksınız, ben mi susturayım? Vallahi ben ağzına bir tane koyayım, susturayım başkanım. Erdoğan'ın götünün kılı. Evet, görmüş olduğunuz gibi Mikail kardeşimiz o halden bu hale gelmiş. Burun, diş ve dudak. Yani gerçekten görsel anlamda şu anda çok güzel görünüyor ama bilmiyorum, ışık, filtreler ve aynı zamanda makyaj bu sayede bu hale gelmiş olabilir mi? Tabii ki de değişiklik var. Ben değişiklik yok demiyorum ama yani burada göründüğü kadar güzel olduğunu ben düşünmüyorum gerçekte. Devam edelim. Evet, bu da gerçek orijinal videosu. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten burada çok başarılı görünüyor. Ve kız gibi görünüyor. Yani burada birçok kişi Kırgın Çiçekler'de Meral vardı, biliyor musunuz? Bilmeyenler için şuraya koyayım. Meral'e benzetmiş ve gerçekten çok benziyor ama ben söylemiş olduğum gibi bunun filtre, makyaj ve aynı zamanda ışık farkından kaynaklanan bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Mika'nın yeni hali. Oy. Paranın gücü, paranın gözü. Fakiriz. Evet, ne demişler? Çirkin değilsiniz, fakirsiniz. Gerçekten onu anlatan bir görsel video ve başyapıt. Anam aşkım bak. Aşkım sen burnunu değiştirdin aşkım. Değiştirdi. Aşkım ne kadar güzel olmuşsun aşkım. Aşkım yemin ederim var ya, Bahar Usta'na benzemişsin aşkım. Bahar Usta'na benzemişsin diyor. Bahar Can'dan vardı ya hani, ona benzet diyor. Dayımız gerçekten Mikail'in en büyük destekçilerinden biridir. Amcamız bu şekilde videolar çekiyor. Tabii kendine de primini kasıyor ama... Burada Mika'yı da büyük ölçüde destekliyor. Mika, seni bu kadar destekleyen bir abin varken sen gidiyorsun burun yapıyorsun, diş yapıyorsun, dudaklarını yaptırıyorsun. Abiye de bir diş yaptırmasak mı acaba ya? Nasıl yaparız? Çünkü sen bizden sayesinde buradasın. O abimizin desteği sayesinde buralardasın. İlk videoyu görmüştünüz zaten. İlk videoda işte estetik düşünmüyorum falan filan deyip böyle yaparaktan ne kadar kaygan bir insan olduğunu gösteriyor. Mika Can Raun. Yalnızca iş arkadaşlarım memoli derler bana. Ve eski samimiyetini tamamıyla kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü eskiden tipi de komikti ve aynı zamanda sesi de komikti. Şu anda evet sesi aynı ama sesi görseliyle özleşleşmiyor. Ve bu sayede bence eski samimiyetini ve eski komikliğini kaybedecek. Öme var. Ben aşık oldum. Ama karşımdaki beni görmüyor. Görmez tabi. Evrime kafa atınca gidip kapısını çalarsan görmez. Abicim dün çalacaktın. Estetikleri yapmadan önce çalacaktın. Geçti. Bitti. Mika Can Raun bu saatten sonra kimseye pas vermez. Geçmiş olsun. Geçirenler sağ olsun. Eski manitler bin pişman. Eski manitlere en son köprü altında kollarını jilet atarken görmüşler. Yapacak bir şey yok. Mika Can Raun evrime kafa attı. Bu evrim değil, devrimdir. Arkadaşlar hazır dövme muhabbetine girmişken şimdi dövmeden devam edeceğiz. Bir tane kardeşimiz var. Boynuna Cemre yazıyor ve bu şekilde videolar çekiyor. Cemre de bunu görmüş, tepki vermiş falan filan. O süreci izleyeceğiz. O da gerçekten dikkat çeken bir haber. Haber mi? Haberci mi oldum lan ben? Şak şak. Evet. Cemre. Ben bunu ilk gördüğümde acaba dövme mi lan dedim. Çünkü biliyorsunuz normal dövmeler de bu tarz görünüyor. Yani biraz basit görünüyor. O çakalın olsun, Reynmen'in olsun dövmeleri normal kalemle yazılmış gibi. Ne yalan söyleyeyim, bana öyle geliyor. Ya da dövmeden ben anlamıyorum. Büyük ihtimal dövmeden ben anlamıyorumdur. Bunu da ilk gördüğümde gerçek olabilir mi acaba diye bir baktım. Sonra baktım ki yazıların hepsi farklı farklı. Her videoda farklı şekilde yazılmış. Bu kardeşimiz de işte Cemre üzerinden bu şekilde bir prim kasıyor. Ve aynı zamanda komik, sempatik bir kardeşimiz. Arkadaşlar evet. Merhaba. Cemre Solmaz beni engelledi ve Instagram'dan bana bir mesaj attı. Hadi. Bir cellat, iki sen benim huzurumu bozuyorsunuz dedi. Cellat 36'yı bilmem ama bizimkisi bir aşk hikayesi. Aaa, onlarınki bir aşk hikayesiymiş. Sizi bilmem ama ben... Aşktan yana gülmedim, kara baktım ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi, neler duydum ama söyledim. Evet, bu süreçte bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda Cemre de canlı yayında kardeşimiz hakkında bir şeyler söylemiş. Aha. Dur, aklıma geldi şimdi. Evet. Şurasına Cemre yazan çocuk. Bul beni. Seni gördüm. Beni görmüş rüyasında. Rüyası batsın dünyası da. Yaşanılanlar aştı güya. Yaşanılanlar bitti uyan. Onu görmüş. Bul beni mi demek istiyor? Beni gördüm. Bul beni falan olabilir mi? Evet, Cemre de bu şekilde canlı yayında bir söylemde bulunmuş ve kardeşimiz de o görseli alaraktan bir tepki çekmiş ona. Ve aynı zamanda Cemre'yi boynuna yazaraktan. Bu çocuk sabretti. Evet, görmüş olduğunuz gibi İlayda da bütün tuşlara basarak bölüm mü geçmeye çalışıyor bilmiyorum. Boynuna Reynmen yazıyor. Çakalın şarkılarıyla kendini aşka kaptırıyor falan filan derken İlayda bu şekilde. Kafalar çok karışık. Devam edeceğiz. Şimdi İlayda ile Enes Batur. Doktor vermedi reçete. Aslında değilim ama doktorum çok. Öyle mi lan o? Yanlış aldım. Neyse, Enes Batur'u dövmeli kızla Reynmen dövmeli kız buluşuyor ve video çekiyor. Gerçekten çok garip bir süreç. Yani biz Reynmen'le Enes Batur bir araya gelsin isterken onların pilotanikleri bir araya gelerekten videolar çekiyor. Durum gerçekten bambaşka yere gidiyor. Şimdi düşünsenize, mesela bir insanın hayali var. Bu ablalarımız Enes Batur ve Reynmen'le sevgili olmak istiyor değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Reynmen'le Enes Batur küs. Yarın bir gün ikiniz de hadi hedefinize kavuştunuz. Enes Batur Reynmen'le görüşmek istemeyecek. Reynmen Enes Batur'la görüşmek istemeyecek. Yani siz o süreçte birbirlerinizle görüşebilecek misiniz? Evet, çok uç noktada bir süreci düşünüyorum ama öyle değil mi? Gökhan ne diyorsun sen ya? Der gibisiniz şu anda, anlıyorum ama her ihtimali değerlendirmek lazım. Burası YouTube. Her şey gerçek. Bana dedi ki kaybedeceğini bile bile niye yarışmaya katılıyorsun? Dedim ki sen öleceğini bile bile niye yaşıyorsun kardeş? Nihat Doğan abim. Şimdi ne var? Arkadaşlar İlay'dan Enes Batur Reynmen huzurevi. Huzurevi ne lan? Evet, şimdi de Anıl. Anıl kardeşimiz Anıl Diricanlı bir manita yapmış, onu izleyeceğiz. Hemen spoiler vermeyeyim, izle. Artık yanına yakışacak birini bulabilir misin? Bulabilir mi? Bilmiyorum. Lan ne yapıyorsun? Dua mı ediyorsun? Allah'tan mı istiyorsun acaba? En iyisi. Allah'tan isteyeceğim bu devir. Allah. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar altına da yazmış ki gençlerle maalesef ki anlaşamıyorum. 2-3 video öncesinde demiştim ki çok güzel bir iş yapmışsın Anıl. Huzur evlerinin önünde gezmeyi bırakmışsın ve gençlere yönelmişsin. Ama görüyoruz ki hani suçlular karakolun etrafında gezerler ya suç işledikten sonra. Aynı Anıl Diricanlı da maalesef ki huzurevi kapılarını çalmayı kesememiş. Hala huzurevi kapılarında yatıyor ve huzurevi kapılarını her geçen gün çalmaya devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Önemli olan ne lan? Bilmiyorum kanka. Ne önemli olan? Aşkın yaşı yoktur. Bunu demek istiyorum. Evet, bu şekilde de video çekiyorlar. Anıl Diricanlı'yla Dilşah Gülşah sevgili. Dilşah Gülşah'ın bir şarkısı vardı, hatırlıyor musunuz? Olayınız bu sizin makara makara. İşiniz şört tabi kavala kavala. Kızınız varsa gel yakala yakala. Meşgulüm sakın beni arama. Evet, hatırlıyorsunuz şu anda. Çok kötüydü o şarkı ya. Bundan sonra da Eylem Şahin bir tane video paylaşıyor. Bunlara gönderme. Pardon abla. Ay pardon, geçmişte kimlerle arkadaş olduğum aklıma geldi de. Hiç önemli değil abla, aklına gelen başına gelmesin, dikkat et de. Evet, Eylem Şahin de bu şekilde bir video çekmiş. Anıl Diricanlı ile Eylem eskiden sevgiliydi ve bir şarkı çıkarmışlardı. Biz evleniyoruz tarzında, şimdi de ayrılmışlar. Öyle de bir şarkı beklenebilir miydi? Tabii ki de hayır. Gitmiş Dilşah Gülşah'ı huzur evinden çıkarmış ve kendine zevce yapmış Anıl. Bu konuyu da burada kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdiki konumuz ne biliyor musunuz? Evet, şimdi de Dilara. Dilara ablamız bir tane şarkı çıkarmış. Onun TikTok'ta paylaşılan kısmını sadece kısa bir şekilde dinleyeceğiz. Şarkıya tamamıyla girmek istemedim çünkü şarkılar artık sarmıyor kral beni. Hep aynı yani. Değişen bir şey yok, anladın mı? Hepsi cringe, hepsi kötü. Söyle. Ben güzel, her sözün özel, gökyüzüm güzel, seninle. Gözlerim gibi kahvelim benim, kalbimin tek sahibisin. Senle ben güzel, her sözün özel, gökyüzüm güzel, seninle güzel. Gözlerim gibi sevdiğim benim, kalbimin tek sahibisin sen. Evet, abimizin sesi çok kötü olduğu için Dilara'nın sesi nispeten daha iyi gelebiliyor. Abimizin sesi bu şarkıya uymamış diyeceğim ama bence hiçbir şarkıya uymaz. Yani abimiz bu şarkıya değil, yani abimizin şarkı söylememesi gerekiyor kısacası arkadaşlar. Dilara'nın da sesi abimize göre nispeten güzel ama tabii ki de şarkı emek o işlere de iş girmeyeceğim. Kötü hacı, yani keşke olmasa böyle şeyler, artık sonu gelse çünkü. Yani boku çıktı demeyeceğim, bokun bokunun boku çıktı artık. Yani şarkı evet eskiden çıkarıyordu insanlar. Akımdı bu, akım haline gelmişti. Maalesef ki biliyorsunuz TikTok'ta sıçsan akım olacak artık. Bu da akımdı ve tamam zamanında yaptınız, artık bir salın. Hala amaçlarının ne olduğunu çözemiyorum. Evet. Senden hiç beklemezdim. Ben de. Zaten hep öyle olmaz mı? Beklemediğin yerden vurur hayat. Ey benim tanrım, güvenemiyor kimseye. Bir video öncesinde Öznur ile Can Alf'i incelemiştik. İşte Öznur bir video paylaşmıştı bir arkadaşıyla. Pek de uygun olmayan, Enes Alf'e biraz da saygısızlık barındıran bir videoydu. Onu izlemiştik ve sonrasında Can'la Öznur mu Özgür mü? Kızın ismini hep karıştırıyorum. Buluşuyorlar ve bir tane video çekiyorlar bu şekilde. Yani buradan da anlıyoruz ki Can Alf'le Öznur küs değil. O videodan dolayı da araları açılmamış ve bir video çekmişler. Ben ömrümde böyle kahvelik göremedim. Ölürüm ben. Yürüdüğüm yolları baba yorgun. Hayalini yaşadık, yedik vurgun. Yaptığım her hareket. Evet, ben kendimi yavaşlattım arkadaşlar, yanlış olmasın. Görmüş olduğunuz gibi Cansu, Samet Kardeşler ve Simon'la Ece Ronay bir araya gelerekten zamanında tatile gitmişler ve şimdi Cansu'yla Simon sevgili. Ben hayatımda böyle kahvelik görmedim. Yani gerçekten çok garip bir şey değil mi ya? Yani siz düşünün, en yakın arkadaşınızla siz, sevgiliniz tatile gidiyorsunuz ve bir süre sonra o gruptan ikili hack oluyor. Diğerleri ise farklı yollara ayrılıyor. Ya o gün aklına gelerekten Samet'in Cansu'ya yaklaşımı, öpmesi, sarılması falan, bunları hiç mi aklınıza getirmiyorsunuz? Veya aynı zamanda Cansu için de Simon'la Ece Ronay'ın yakınlaşması, gözünüzün önünde aşk yaşaması falan. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyor. Bunlar hiç mi aklınıza gelmiyor? Bilmiyorum. Şimdi Samet Kardeşler ile Buse Korkmaz'ın bir videosu var. Onu da bir izleyelim. Pardon kader. Pardon kader. Cansu yine düştü tellerine. Söyleyemiyorum. Akşam 18.00. Aha. Evet, Samet Kardeşler Buse'yi öpüyor. Simon Cansu'nun yanında. Ece Ronay evli, mutlu, çocuklu. İşler çok karışık. Hep dedik sosyal medyada aşklarınızı yaşamayın çünkü bunlar illaki önünüze çıkıyor ve görmüş olduğunuz gibi havak yerlerinin dahi ötesinde saçma sapan aşk hikayeleriyle karşımızda insanlar. Evet, şimdi de artık bomba haber. Mükremin Gezgin hamile. Evet, Mükremin Gezgin bu şekilde ilerlemez diye düşünüyordum. Yani yüksek prodüksiyonlu askere falan gider veya askere gitme süreci olur diye düşünüyordum. Maalesef ki tekrardan aynı taktiği uyguladı ve tekrardan hamile olduğunu açıkladı. 6 aylık hamileyim, sizleri çok seviyorum. Kral, konunun bizle ne alakası var? Geldik bugünün. Evet, bugünün konusuna. Tamam. Arkadaşlar. Hanım abla. Açıklayamıyordum hiç kimseye. Söyleyemiyordum hiç kimseye. Evet. Çok zor durumdaydım. Yapma Miko. Ama gördüğünüz gibi. Evet. Allah'ım her isteyene istediği gibi bir şey nasip etsin. Nasıl bir şey Miko? Şu an çok mutluyum şu an. Mutluluktan hiçbir şey anlatamıyorum. Mutluluktan mı, cahillikten mi? Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim özellikle. Özellikle. Şu an bir evlat, yani evladım. Evladım. Bakayım oy. Sizden ben öpüyorum. Eyvallah Miko, eyvallah. Gerçekten ben bile duygulandım bir an. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Mükremin'den daha gerçekçi ağladım. Gözlerimde oldu. Mükremin gerçekten çok iyi oynamış, beni duygula. Oyun mu? Ne oyunu lan? Bu her şey gerçek. Ama yine de sen fazla da güvenme Miko. Bok da çıkabilir. Miko hamileymiş. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Devam edelim. Arkadaşlar evet. Merhabalar. Çocuğun cinsiyetini hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ben bilmiyorum valla. Oğlan mı olacak, kız mı olacak? Haydi bakalım, evet. Yorumlara bekliyoruz. Sizce oğlumuz mu olacak yoksa kızımız mı olacak? Miko, vallahi ben bunun cevabını veremem çünkü bana bu soruyu annen yaklaşık 22 yıl önce falan da sordu. Ben oğlan dedim. Tam seviniyordum bildim diye ama maalesef yıllar sonra acı gerçekle karşılaştım. Ne oğlan ne kız, ortaya ne çıktı belirsiz, sen oldun. Yani o gün erkek veya kız de desem doğruyu bilemeyecekmişim. Nasıl ki o gün yanıldım. Ben hatalarımdan ders aldım. Bugün maalesef ki cevap veremeyeceğim Miko. Senin yüzünden. Senden ötürü. Benden ötürü mü, senden ötürü. Teyzeleri şimdiden seviyor yeğenini. Miko kanka doğum mu başladı acaba ya? Çünkü orada bir şey var da çocuğun kafası olabilir mi o? Yani orada bir kafa var ama o çocuğun kafasını bilemedim. Devam edelim. Durmadı bir rahat. Çocukta kabahat durmadı bir rahat. Anan orada dans ederken çıkmaya utanmıyor mu falan gibisinden. Ne çok pislik. Evet gerçekten iğrenç. Ya Miko bu kadar dar giyinmesem mi acaba kanka ya? Çünkü yani benim mental sağlığıma zarar veriyor bunlar. Şimdi sıradaki. Arkadaşlar efendim. Meriç teyzesi yemeğe getirdi bizi. Teyzesi kurban olsun evladıma. Ay bir elini alayım da göreyim. İnşallah. 6 ayımız oldu. 6 ay. Az kaldı arkadaşlar. Meriç teyzesi bunu yemeğe getirdi. Yemeğe getirdi derken onu mu yiyecek anlamadım. Neyse arkadaşlar 6 ay olmuş. Yani bir çocuk 9 ayda doğuyor öyle değil mi? Veya 9 ay 10 günde erkek olursa. Bak 6 ay. Eşit 6 ay. 100 gün. 100 gün sonra o çocuk doğmazsa yeter. Başlıyorum artık çeltik atmaya. 100. gün Miko. Çocuk olmazsa korku oğlum benden. 100 gün değil mi? En geç 100 gün. Erkek olursa 100. Bugün ilk çeltiğimi attım kanka buraya. 100. çizgiyi attığım gün eğer ki o çocuk doğmazsa bir dahaki çizgiyi sana atarım Miko. Aa bu ne lan? Çocuk doğ. Amcası yeğenine alışır. Ha lan dedim acaba gerçekleşti mi? Bizi 100 gün bekletmedi. Ani doğumla bir anda oldu mu acaba dedim. Erken doğum biliyorsunuz arkadaşlar günümüzde pek çok görülüyor erken doğum ama amcasıymış. Amcasıyla birlikte alışverişe gelmişler. Şu anda da amcası otururken Mükremin alışveriş yapıyor. Yap bakayım Miko. Annesi kurban olsun. Alışveriş yapıyoruz yavrumla. Yap Miko. Göbeğine soktum. Miko o ne ya? Evet. Miko almayacağım mı bir şey kanka? Evet Miko alışveriş yapıyor arkadaşlar. Doğum alışverişi olabilir çünkü aldığı kilolar artık eski kıyafetlerin içerisine girememeyi sağlıyor. O yüzden de bu şekilde alışveriş yapıyor. Yeni kıyafetler ve aynı zamanda paraya da ihtiyacı var. Miko nasıl kazanacaksın oğlum? İban hatta yollayayım 3-5. Merhaba beyefendi. Evet. Bunun fiyatı ne kadardı? 300 lira. 300 mü lira? Babasız evladıma. Evet. Hiçbir şey alamıyorum. Doğru. Babasız evladıma. Babasız evlat. Beyefendi üzülmeyin ya. Beyefendim. Lan olayın ciddiyetini kavra. Kameraman gerçekten çok şaşırmış. Sensin lan beyefendi. Babasız evladıma hiçbir şey alamıyorum diyor. Mükremin. Aha. Ay çocuk düşecek. Yapma. Ya seni ne yaparım şimdi biliyor musun? Rize. Rize mi? Ne Rize'si lan? Ne oğlum bu? La Casa de Papel karakteri falan mı? Bir şey olmaz. Olmaz. Korktun mu? Özür dilerim. Korktum. Ha. Annem kurban oluyorum korkma anne. Korkma. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar deniz havası almaya götürmüş çocuğunu. Meriç de orada korkutuyor. Bizim için önemli oğlum o çocuk. Yapma bak o an bak bir düşürürsen koca ülke sana düşman olur Meriç. Yapma bir daha böyle şeyler. Şimdi. I love you. I love you. Ya. Bebeğimi düştü dünya diyor. Nereye düştü? Düştü mü diyor o da nereye düştü diyor. Halk gerçekten çok troll. Şimdi az kaldı annem. Sana hem baba hem anne oldum. Oldu. Miko. Ne yapıyorsun Miko? Arkadaşlar Miko sonunda ne olduğunu anladı ve sıçmaya karar verdi büyük ihtimal. Orada sıçma pozisyonu ama herkesin içinde de yapma Miko'ya. Ya evet senden her şeyi gördük ama buna hazır değiliz kanka. Evladım senin için yaşıyorum ben kurban olduğum yavrum. Buna yaşamak denirse. Rabbim utandırmasın Miko. Miko. Anamla babana büyümeyi nasip etsin. Kucağına almayı nasip etsin. Söylemiyordum kimseye ama açıklama zamanı geldi. Evet. Gerçekten şu an... Tamam. Sıçmaya karar verdim falan gibisi. Analı babalı büyüsün demişsin de kral zor be. Yani babalı babalı olsa neyse de Allah babalı babalı büyüsün ne diyelim. Az önce diyordu ki babasız evlat büyütmek çok zor. Çocuk şu anda psikolojik olarak babasız doğacağını düşünürken bir çıkıyor iki babası birden var gerçekten şok olur. Niye doğdun bebek niye? Şu anda da babası olduğunu düşündüğümüz bir tane şüpheli kişi var. Onu izleyeceğiz. Evet acaba çocuğum kime benzeyecek? Allah Allah. Alfa ile Mükremin ve diyor ki çocuğumuz acaba kime benzeyecek? Tabii ki de sana benzemeli Miko. Çünkü bunun cefasını sen çektin. Sefasını da sen sürmelisin. Bilirim gerçekten cefası çok zor olmuştur. Eğer ki söz konusu Alfa'ysa. Yeter. Sefasını da sen sür kardeşim. Babası mı yoksa dayısı mı? Allah'ım kim lan bu çocuğun babası ya? Allah. Ne oluyor? İnanmıyorum diyor. Neye inanmıyorsun lan? Ben de inanamadım kanka ilk gördüğümde gerçekten. Bana da sürpriz oldu herhalde. Evet. Başını öpüyor. O baştan bahsetmiyorum. Bilmiyorum onu da yapmış mıdır zamanında. Dayısı mı amcası mı hiç bilmiyoruz. Gerçekten kafalar çok karışık. Amcası mı lan? Amcası hani şeydi, küçük olan da. Bu da mı amcası? Bu babası da olabiliyor. Yo, dayısı lan bu, dur dayısı. İşler çok karıştı. Miko Allah aşkına beynimizde oynama artık ya. Vallahi küçücük beynimiz var zaten. Türkiye standartlarında artık ne düşüneceğimizi şaşırdık. Sen de bizde akıl oyunları yapma bu şekilde ya. Arkadaşlar şimdi de halkın konuşmaları var. Halk bu konu hakkında ne düşünüyor, ne söylüyor, ne sunuyor? Mükremin, eğer bu sefer de hamile değilsen sana 300 çocuk doğutturmayan Özcan'ın aksi nasıl çayım ben? Anda görürsün yakaladığım yerde. Allah. Vallahi abi biz de aynı şekilde geri sayımı başlattık. 6 ay olmuş, 100 gün kaldı. 100. gün eğer ki doğum yapmazsa ben seni bulurum abi, beraber gideriz. Sen gerekeni yaparsın. Ben de TikTok Magazin'e bir malzeme falan çıkarırım. Ne yapayım? Herkes ekmeğinde. Aha. Düştü. Bir sağa sola bir bak onun ya. He, bir sağa sola bir bak onu. Bak. O bebek bizim için önemli ha. Nereye düştüyse söyleyin, biz getirelim, ekip çağıralım oraya. Akut makut çağıralım. Evet, doğru diyor. Gerçekten bu çocuk bizim için önemli ya. Yani o kadar soru işaretleri barındıran bir çocuk ki. Babası belirsiz, dayısı belirsiz, amcası küçük, çok karışık bir çocuk. Yani o çocuk gerçekten doğsa da bir kurtulsak, rahatlasak. Ben çok merak ediyorum artık ortaya nasıl bir şey çıkacak. Siyahi mi, beyaz mı, erkek mi, kız mı, nereden çıkacak, nasıl çıkacak? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Her şey, kafamız çok karışık. Hadi bakalım. Ölürüm sana annem, öl. Sana geliyorsan Mükramı, sana kötü bir haberim var Mükramı. No. Seni kandırmışlar. Kim? O 6 aylık bebe değil. 7 mi? Senelerin yükü, senelerin. Sen de haklısın Mükramı. Yapacak bir şey yok. İnsan inanmak istemiyor tabii. Doğru. Ama o senelerin yükü. Evet, gerçekten bilmiyorum yani, artık inanmak da istiyorum, anladın mı? Çünkü bizim için önemli ya. Çok uzun zaman oldu. Evlendi, hamile kaldı, düşürdü, yeniden hamile kaldı. Süreç gerçekten gözümüzün önünde yaşandı her şey. Yani çocuk da doğduğunda eminim ki elimize doğacak. Ama artık olsun istiyorum. Olsun istiyorum. İnanıyorum. İnanacağız ve hep beraber başaracağız bunu. İnandık ve başardık. Nefesim. Arkadaşlar bu konuyu burada kapatıyoruz. İşin şakası bir yana. Göbeğini şişirmiştim. Ben de son zamanlarda çok kilo aldım. Ben de hamileyim. Evet, sıçmayıp içine atan insanlar maalesef ki boku çocuk sanar oldu. TikTok'ta da bunlar normal karşılanıyor artık. Bu konuyu kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine bir hamilelik muhabbeti var. O muhabbet doğrultusunda da insanların yorumları var. Bir ablamız hamile kalıyor. Çocuğunu birkaç hafta içinde düşürüyor ve başlıyorum. Aklıma yeni versiyonunu kızımla birlikte söyledik. Evet, bu ablamız bu şekilde bir video çekmiş ve hamile olduğunu açıklıyor. Ve aynı zamanda birkaç hafta sonra çocuğunu düşürüyor. Onu da izleyelim. Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Kül olur kalbindeki samanla. Yana yana yana. Evet, bu ablamız evliymiş ve bir çocuğu varmış ama TikTok piyasasında bunu kimse bilmiyormuştu. Ve hamile kaldıktan sonra soruyorlar, hatta evli miydin abla, sen çocuk kimden falan gibisinden. O anda öğreniyor birçok kişi ve bu şekilde hızlı gelişen bir sürece maruz kalıyoruz. Ben ablayı daha öncesinde hiç tanımıyordum, hiç görmedim veya gördüm dikkat etmedim. Onun dışında şimdi insanların yorumları var bu süreçle ilgili. Ben tanımadığım için sözü insanlara bıraktım. Ne yapsam ben de hamile olmadığım halde düşük yaptım diye prim yapsam. Terbiyesizsin, sana ağlama hale parafis gibisinden ablamız görmüş olduğunuz gibi bir video çekiyor ve prim olduğunu düşündüğünü söylüyor. Ve o ablamız da ondan sonra bir açıklama yapıyor. Siz insan dışı varlıklar, evet. Madem bana acımı yaşatmadınız, acın acımızdır öyle söyledim, prim mi kastım, kaçtım yok. Bugün kanıtlarıyla paylaştığım Eda'nın isimli terbiyesizin bugün de Instagram storiesine attıklarını sizlere okumak istiyorum. Cevap vermedim çünkü beni engelleyip atmış videoyu demiş, tamam. Ama ben ona Instagram'dan mesaj atıp gel doktoruma beraber gidelim deyip belgeleri attıktan sonra o beni engelledi. Bu Allah. Bir. İstanbul'da İçine. Olsam dahi bu kadar basit biriyle muhatap olmayacak kadar kendimi seviyorum demiş. Madem kendini bu kadar seviyordun, ben bebeğimi kaybetmişken alakan olmayan bir konuya prim için neden girdin? Benim tüm videolarım tutuyor demişsin. Tutmuyor. Evet, dün attığım video 20.000 izlenmiş, demek ki tutmamış. Abla konu gerçekten bu mu yani? Çocuğunu düşürmüş bir insan gerçekten benim videolarım gerçekten tutuyor. Ya tutmuyor. Bunu mu düşünür acaba? Ne düşünebilir? Neyse. Yalan rapor yazdırmaya gitme, gözlerine de baktır demişsin. Ya arkadaşım, evet. Sen müneccim misin? Madem kendinden bu kadar eminsin, benimle doktora niye gelmiyorsun? Ancak safsınız. Arkadaşlar sahte belge hazırlamanın cezası hapistir. Allah. Ya sizin kendinize hiç güveniniz yok mu? Yok, ben size imzalı doktor raporu getiriyorum. Yalan. Allah. Her şey yalan. Sizin o beyninizden geçenler doğru, öyle mi? Ben buralara tek başıma geldim. Tamam. Yanımdaki insanlara para vererek Allah. Gelmedim. Ya ben anlamıyorum. Bir yerlere sıkışan niye bu konulara geçmişe gidiyor? Ben bunu ne zaman inkar ettim Allah. Ki? Ben 150-200 binken bunu yapıyordum. 150-200 binken millete para verip nasıl yapıyordun lan onu? Neler geçiyor aklımdan, tövbe tövbe. Buralara kendi emeğimle geldim. Bir benim... Nasıl kendi emeğimle? Daha demin para veriyordum diyordun ya. Neyse. Benim profilime bak, bir kendi tamam. profiline bak. Kalite farkını görürsün. Anlamda daha da terbiyesizleşerek annelik senin pis diline, primlerine dolanmayacak kadar kutsal demiş bana. Birincisi kanıtın yok. İkincisi yok. Kulaktan duyma şeylerle konuşabiliyorsun. Tamam. Ben sana belge getiriyorum. Bunlara inanmıyorsun. Tamam. Orada bile değildin sen. Sen bunları Hadi. Nasıl yapabiliyorsun? Kim olduğunu, Hı. nereden geldiğini bilmesem kelimelerine alınacağım demişsin. Sen beni nereden tanıyorsun ya? Videolarımı izleyerek mi tanıdın beni? Şirket of, sahibiyim, uygulamalarım ya. Var, tamam. yaptığım projelerim var. Sen evet. beni nereden tanıyorsun? Bir diğeri, sen benim kocamın zengin olduğunu nereden biliyorsun? Tanıyor musun sen benim eşimi? Evet. Farkında mısın? Senin lafların hepsi bir boşluğa dayalı ve sen bana bu terbiyesizlikleri yapıyorsun. Bir gün aşağılık bir kadın olursam yalandan evet. hamile kalır, sonra da onu düşürürüm diye bitirmiş kelimelerini. Ben sana hakaret bile edemiyorum. Sen nasıl bir insansın? Buradan bu videoyu izleyen herkese sesleniyor. Lafa evet. gelince kadın haklarını savunup ben bebeğimi hakları. Kaybetmişken bana evet. bunun acısını yaşatmayan bu zavallılara, bu yaptıklarının yanına bırakmayın. Eğer sende tamam, zerre kadar yürek varsa yarın yanıma gelirsin ve benimle tamam. hastaneye gidersin. Ben fark ettim de bana bu lafları sallayan hiçbirinizde o yürek yok. Çünkü yok. Hepinize mesaj attım ve hiçbiriniz benimle hastaneye gelme cesaretine bulunamadınız. Çünkü siz 1 numaralı kadın düşmanısınız. Evet. Ben de 2 numaralı mı olayım, ne yapayım bilemedim. İlk 3'e girelim en azından. İşin şakası bir yana. Ya ben bilmiyorum, abla çok konuştu ama pek de bir şey anlamadım. Ben şirket sahibiyim falan filan dedi. Onları niye dedi hiç anlamadım yani. Sen beni nereden tanıyorsun? Ben şirket sahibiyim. Benim projelerim var falan filan. Bunları niye söyledin ki? Anlamadım. Onları niye söyledi orada, onu bilmiyorum. Şimdi de bir video daha var. Pedro canlı yayına bu ablamız hakkında konuşmuş. Asla çocuğunu düşürdüğüne inanmıyorum. Evet. Çünkü yok olmayan çocuk nasıl düşebilir ki arkadaşlar? Demez. Ben ne bileyim kötüyümdür. Bilgilendirmek için eşim beni çeker der ki arkadaşlar iyi durumu. Okeyiz. Evet. Ama çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. 2 dakika sonra git rimelini akıt. 2 dakika sonra git doktora tekrar karnını göster. Bazı insanlar evli olduğunu bile bilmiyorlar senin ya. Demek ki o kadar davranmıyorsun öyle. Benim anlamadığım, kızını paylaşmıyor ama bu bebeği her gün paylaşıyordu. Evet, görmüş olduğunuz gibi gerçekten çocuğu varmış ve çocuğunu... Yani dediğim gibi kimse evli olduğunu, çocuğu olduğunu dahi bilmiyorken hamile kalıp bu şekilde sabah akşam çocuğunu paylaşan bir ablamızmış ve bir anda düşürüyor ve hala işte düşürdüm insanlara kendini kanıtlama çabasında, anladınız mı? Bu tamamıyla bunun bence de yalan olduğunu gösteren bir hareket. Çünkü bir insanın çocuğu düştüğünde, evladı düştüğünde, evladını kaybettiğinde sizce kendini haklı çıkarmak için mi uğraşır yoksa gerçekten acısını mı yaşar? Konu hakkında burada konuşma evet. yapmayı asla düşünmüyordum ama insanlar o kadar kalpsiz ki burada bu konuşmayı yapmak zorunda bıraktılar. Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum sizi. Bir insanın lafıyla geçip bu yorumları yapma cesaretinde bulunabiliyorsunuz. Yanınızdan hiç kimse demiyor mu acaba? Ya öyle değilse? Ben içmedim arkadaşlar. Orada partide evet. eşimle beraber gittim. Eşimin içtiği, ki zaten 2 kişiydi. Kuzenim ve eşim vardı ve 2 tane sadece verdiler. Eşimin içtiği şişeden 1-2 yudum içtim. O kadar planlanmış bir şey ki evet. ben onu içerken benim videolarımı çekip bunu yaymakla beni tehdit etti. Ya şimdi sen niye içiyorsun? Ya gerçekten çocuğun var ve 1-2 yudum alkol. Yani bilmiyorum ne kadar içti. Sen bunu da itiraf ediyorsun. 1-2. Hadi burada 1-2, orada 3-5, şurada 6-7'dir. O da planlanmış bir şey. Yani senin alkol içeceğini mi biliyorlar? Sen orada doğaçlama bir şekilde 2 yudum alıyorsun. O anda da fotoğrafa maruz kalıyorsun. Yani avel misin abla, kusura bakma da niye içiyorsun değil mi? Hadi böyle bir yalan söyleyin en azından oradan kız ya. Bu kadar zayıf insan olabilir mi ya? İkincisi, ben sigara içmedim arkadaşlar. Ben normalde de sigara kullanmıyorum. Hamileyken neden sigara içeyim? Değilsin, ondandır belki. Çocuk düşürmez. Bu benim ilk hamileliğim değildi. Tamam. Ben Öykü'yü de doğurdum ve onda da hamileydim. Aynı şeyleri onda da yaptım. Dikkat ettim. Tabii ki dikkat edeceğim. Tüm anneler biliyor ki saç boyatmak bebek düşürmez. Olay burada nasıl başladı? Bir şahıs ben bebeğimi kaybettiğim günün ertesi günü yayın açıp bu kız hamile değilmiş, bu kız hamile değilmiş diye bas bas bağırmadım. Ben Instagram'ımda bunu belgeli bir şekilde hamile olduğumu, hatta daha da ileri giderek kan testi yaptırıp bunları doktor imzalı bir şekilde sizlerle Instagram'ımdan paylaştım. Siz de biliyorsunuz. Biz hatta birçok hamile kişi biliyor ki evet. Bebeğini düşürdükten, bebeğini kaybettikten sonra 15 gün içerisinde tüm kan testlerinde, testlerde hamile çıkıyorsunuz. Ondan sonra ne oldu? Bu şahıs, bu kişi benim bebeğime mutant deme cesaretini kendinde buldu. Sonra siz ne yaptınız? Benim kaybettiğim bebeğim için beni suçlayıp bebeğime mutant diyen o kişiye hiçbir şey yapmadınız. Bir videolar çekiliyor. Sözde bana insanlık dersi vermeye çalışan kadınlar videolar çekiyor. Benim kaybettiğim bebeğim üzerinden prim yapılıyor. Bu videoyu çekenlerin hepsine doktor numaramı attım, hastanemi attım, doktorun adını attım, tüm belgeleri attım. yaptım. Öyle hepsi video çekerken çekiyordu. Niye hiçbir devamında bir şey yapmadı? Bilmem. Çünkü bu insan gibi görünen varlıkların derdi farklı ve siz de bunlara ortak oluyorsunuz. Allah. Bebeğimi kaybetmemin tek sebebi fetüsün sağlıksız gelişimi. Başka hiçbir şey değil. Şimdi soruyorum size, birinin lafıyla siz bana bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz kendinizden emin bir şekilde? Hiçbiriniz de demiyor mu? Nereden biliyor? Kanıtı var mı? Benim attığım belge yalan. Doktorumun imzaladığı kan tahlili sonucu yalan. Bir kızın ağzından çıkan kelime doğru, öyle mi? Ve siz bunun üzerinden, benim bebeğimin üzerinden prim yapıyorsunuz. Ben bu açıklamayı yapmazdım da bana acımı yaşatmadınız. Allah size 1000 katını yaşatsın. Abla şimdi yaşa. Evet, ablanın acısı yaşanmamış. Yani mantık çerçevesine bakıldığında ben de aynı şekilde bunun bir yalan olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çocuğunu kaybetmişsin. Sen çocuğunu kaybettin. Yani uğraştığın şeylere bak, anladın mı? Gerçekten acısı olan insanlar böyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bugün de güzel olaylarımız vardı. TikTok Magazin devam etsin istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. TikTok Magazin'i bitirmeye düş şakalaşık. Arkadaşlar, buraya bir tane yazı bırakıyorum. Eğer ki bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hepinizi çok seviyorum. Smoke Gap every day. Everybody. Arkadaşlar niye beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz ya? Vallahi ayıptır, günahtır ya. Alfa çocuk yok, o 0. Takip et. Yulmu yersin. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya bırakmış olduğum yazı vardı ya az önce. O yazının sonuna adını yaz. Ama YouTube'da olan ismini yaz. Çünkü bazen insanlar burayı söylüyorum, burayı söylediğim yeri kopyalayıp direkt yoruma yazıyor sizden görerekten. Yani şu an ne yapacağız biliyor musunuz? Az önce bırakmış olduğum kelime vardı ya. O kelimenin veya cümlenin yazının arkasına kendi YouTube adını yazacaksın. Ve bu sayede ben sadece sizi paylaşacağım. Yani buraya kadar gelen insanları tespit edip sadece onları paylaşacağım. Bakacağım ki adamın adı, kullanıcı adı Ahmet. Bir baktım Mehmet'i kopyalamış, oraya yapıştırmış. Ha, diyeceğim ki bu başka birinden kopyalayıp direkt yazıyı yazmış. Yani buraya kadar izlememiş. Ama sen kendi adını oraya yazarsan anlayacağım ki aa, bu çocuk buraya kadar izlemiş ve o yazının sonuna da kendi kullanıcı adını yazmış. Öpüyorum. Görüşürüz. İnandık ve başardık.